Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, yine buraya gelen Çorum'un sivil toplum kuruluşlarına ve değerli hazıruna, Çorum'da bize ağırladıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün ben kısaca Türk ekonomisiyle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da sorularınızı cevaplayacağız. Ama önce izin verirseniz, biz bu ekonomi masasını neden kurduk Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bu konuyla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. 2018 yılında Türk ekonomisi karışmaya başladığında biz ekonomi masasını kurduk. Özellikle bu Temmuz'dan sonra, Temmuz ayından itibaren ortaya çıkan finansal çalkantıların aslında ülke için çok ciddi sorunlar yaratacağını o zamandan gördük. Bizim masamızın iki tane temel görevi var. İlki, sorunları sizler gibi sorunları yaşayanlardan dinlemek. Bugün de bunun için sizlerle birlikteyiz. İkinci amacımız da dinlediğimiz sorunları ortak akılla, istişareyle çözümler üretebilmek. Bugüne kadar dinlediklerimizden Türkiye'de 3 yeniye ihtiyaç olduğunu anladık. Yeni kurallara ihtiyacımız var, yeni kurumlara ihtiyacımız var, yeni kadrolara ihtiyacımız var. Ben kısaca 2021 yılına girerken nasıl girdik, bunun üzerinde durmak istiyorum. Tek adam vesayet rejimi 2018 yılında hayata geçti. Ondan sonra ciddi bir devlet krizini giderek daha da tırmanmaya başladığını gördük. Devlet krizinden kastımız ne? Kurumların süratle yıpranması, kuvvetler ayrılığının bitiyor olması, özellikle hukuk devletinin ve demokratik değerlerin ciddi bir yıpranma süreci içine girdiğini gördük. Bu da ister istemez ekonomiyi de etkiliyor. Çünkü mal güvenliğinin olmadığı bir yerde yatırım olmuyor. Yine can ve mal güvenliğinin olmadığını hisseden toplumda tüketim eğilimi düşmeye başlıyor. Nitekim 2018'den bu yana da bütün bunları bir şekilde yaşıyoruz. İkinci önemli konu, o güne kadar izlenen ve maalesef dünyadaki yaşanan, 2002'den sonra yaşanan sermaye bolluğunun kural olduğunu düşünen bir yaklaşımla ekonomiyi borçla şişirme stratejisi 2013 yılından sonra iflas etti. 2013'te ne oldu? 2013'te hükümete sorarsanız derler ki Gezi Parkı oldu. Ama dönüp dünyaya bakmak lazım. Dünyaya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası Başkanı o dönem Bernanke'ydi. Çıktı dedi ki parti bitti, ben artık para basmayacağım. Ondan sonra borçla, dışarıdan alınan borçla ekonomiyi büyütme modeli patinaj yapmaya başladı. Bu iki krizin üzerine 2020 yılında bir de salgın geldi. Koronavirüs salgını ile birlikte bu iki krizde birleştiğinde ülkede ciddi bir buhran yaşamaya başladık. Aslında şu iki grafikle Türkiye'deki patinajın 2013 yılından sonra başladığını görmemiz mümkün. Yani 2014-2013'te zirve yapan ekonomide gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyon dolara yaklaştı. 953 milyar dolardı. Ondan sonra hızla aşağı doğru düşmeye başladı. En son geldiğimiz rakam 2020 sonunda 717 milyar dolara kadar indik. Geçen sene sadece bir yılda kaybettiğimiz gelir 40 küsür milyar dolar. O günden bugüne kaybettiğimiz dolar da 241 milyar dolar gelir gayri safi yurt içi hasıla olarak. Kişi başına baktığımız zaman aynı dönemde 3.983 dolar kaybettiğimizi görüyoruz. 2020'de ekonomi büyüdü deniyor. Ekonomi aslında baktığımız zaman şişti. Hepimiz biliyoruz. Yani bu dönemde çok ciddi bir ekonomiye kredi
arz oldu. Kredi pompalandı özellikle kamu bankaları aracılığıyla. Ve 2020 yılında büyümeyi ne sağladı diye baktığımız zaman tamamen yurt içi talepten geldi. %7.2 yurt içi talebin, 7.2 puan yani yurt içi talebin büyümeye katkısı. Buna karşılık net ihracatın katkısı -5.5. Tamamen iç taleple büyümüşüz. Bir de ilginç olan yine 2020 yılında stok değişimi yani stok artışının büyümeye 3.4 puan katkısı olmuş. Yurt içi talep bileşenleri içinde en büyük katkı stoktan geliyor. Stok artışından geliyor. Dolayısıyla 7.2 puan yurt içi talep büyümüş. 5.5 puan yurt dışı talep küçülmüş. Neticede 1.8 büyümüşüz ama böyle bir büyümenin sürdürülebilir olmadığı açık seçik ortada. Biraz büyümenin sektörler itibariyle nerelerden büyümeye katkı gelmiş diye baktığımız zaman oradaki manzara çok daha ilginç. Yani burada hizmetler sektörünün katkısı oldukça sınırlı kalmış. Özellikle ticaret, ulaştırma ve konaklama sektörlerindeki gerilemeden kaynaklanıyor. Ama sektörler toplamının katkısı 0.8 puan büyüme. 1.8'lik büyümenin 0.8'i sektörlerden, üretimden geliyor. 1 puanı nereden geliyor? Vergi ve sübvansiyonlardan. Yani nereden bakarsak bakalım bu büyümenin sürdürülebilir olmadığı, aslında bunun büyüme değil şişme olduğu belli. Şimdi peki bu şişmeyi yapan önemli faktör nedir diye baktığımızda en önemli faktör borç. 2020 yılında ülkede borçlar 1 trilyon 735 milyar Türk lirası artmış. 495 milyar lira ilave borcu hazine almış. 517 toplam, kamunun toplam borcundaki artış 517 milyar olmuş. Reel sektör yani sizler, ticaret ve sanayi erbabı, 781 milyar lira ilave borçlanma yapmış. Hane halkı 295 milyar lira. Bankaların dış borcu da 142 milyar artmış. İç borç, borç verdiği için iç borca bakmıyoruz. Dolayısıyla ülkenin toplam borcu 1 milyar 735 milyon dolar artmış. Bunun 1 milyar 218 milyarı da 1 milyar 218 1 trilyon 218 milyarı da özel kesimin borcu. Yine para arzının da bu sefer soldaki, sağdaki grafiğe baktığımız zaman para arzının da çok hızlı bir şekilde arttığını görüyorsunuz. Ama burada ilginç olan nokta şu. Para arzı pandemide artmaya başlamıyor. Aslında para arzı 2018 yerel seçimleriyle birlikte artmaya başlıyor. Bir dönem hep konuşurduk. Yani bu seçimlerin mali disiplini nasıl bozduğunu, gerçekten de Türkiye'nin 2016-2015'ten sonra yaşadığı bu üst üste seçimler Türk ekonomisinde gerçekten çok ciddi bir mali disiplinde de parasal disiplinde de gevşemeye yol açtı. Ekonomi 1.8 büyürken yeni iş yaratmayı bir kenara bırakın, insanlar mevcut işlerini kaybettiler. Geçen yıl bir yılda işini kaybedenlerin sayısı, yani yeni iş yaratılmadı, onun üstüne işini kaybedenlerin sayısı 1.272.000 kişi. Nasıl vergiyle büyüdüğümüz, buradan da sübvansiyonla büyüdüğümüz buradan da belli oluyor. Geniş tanımlı işsizlik ise %30'a dayandı. 11 milyon kişi geniş tanımlı işsizlik olarak baktığımız zaman geniş tanımlı işsizlerin sayısı 11 milyon kişi arttı. Kendi ligimizde dönüp baktığımızda G20 bizim ligimiz, en gelişmiş 20 ekonomi arasında. Enflasyonu en yüksek ikinci ülkeyiz. Yine G20 ülkeleri içinde faizi en yüksek
ikinci ülkeyiz. Yani bu büyümenin, bu şişmenin bize ikinci maliyeti hem enflasyonun hem de faizlerin çok yüksek seviyelere gelmesi oldu. Bu süreçte geçen yıl 2013'ten sonra en yüksek cari açığı verdik. Çok cari açık konuşmuyoruz ama 2020'nin cari açığı 2013 yılından sonraki en yüksek cari açık. Yine son 3 yıldır kamu açıkları da hızla artıyor. Uzun zamandan beri ilk defa Türkiye faiz dışı dengesi, bütçenin faiz dışı dengesi açık vermeye başladı. Hep fazla veriyorduk, açık vermeye başladı. Bu borç dinamiklerinin bozulması anlamına geliyor. Ve en son olarak bu büyümeyi gerçekleştirirken Türkiye çok ciddi şekilde rezervlerini eritti. 26 Şubat itibariyle Türkiye'nin Merkez Bankası'ndaki rezerv bilançosu 42,5 milyar dolar açık veriyor. Yani Merkez Bankası'nda döviz kalmamış vaziyette. Şu soruya çok kızıyorlar. 128 milyar dolar nerede diye. Biz bunu kendimiz için sormuyoruz. Bu milletin parası. Türkiye 2019'un Mart ayından 2020'nin Kasım ayına kadar 128 milyar dolar Merkez Bankası döviz satmış. Satabilir. Ama niçin satmış? Şimdi Merkez Bankası'nın ve Türkiye'nin benimsediği bir kur sistemi var. Dalgalı kur. Dalgalı kur ne demek? Kurda aşırı dalgalanmalar olduğu zaman müdahale edebilirsiniz. Ama bu dalga değil, bir trend, eğilim olduğu zaman, yani Türk lirası sürekli değer kaybediyorsa ona müdahale etmemeniz lazım. Ancak Türkiye 2019 yılının sonundan itibaren dünyada hiçbir şekilde görülmeyen, ekonomi olarak da pek de bilinmeyen faizi düşürerek enflasyonu düşürme yaklaşımı içine girdi. Böyle bir olay dünyada yok, ekonomi teorisinde de yok. İşte faizi düşürerek enflasyonu düşürebilmek için bunu yapabilmek mümkün olmaması, yapmak mümkün olmamasına rağmen yaptığı şey bol miktarda rezervi sattı. Ve rezervlerimiz boşa gitti. Türkiye bu kadar dövizi satmamış olsaydı bugün Merkez Bankası faizi bu kadar arttırmak zorunda kalmazdı. Faizleri bu kadar arttırmamıza rağmen Türk lirası bu kadar değer kaybetmezdi. Türkiye bu yanlış politika nedeniyle 40 katır mı 40 satır mı sorusuyla karşı karşıya kaldı. Ne demek istiyorum? Yüksek faiz mi? Değersiz Türk lirası mı? Her ikisinin de ciddi zararı var. Bunun ifratla tefrit arasında gitmemek lazım. Her şeyi kararında yapmak lazım. Bir de sadece büyümenin kalitesi bozuk değil, aynı zamanda verilerin kalitesinde de sorun var. Yani sizler iş adamısınız. Eğer baktığınız zaman çalıştırdığınız insan sayısı düşüyorsa, iş başındaki fabrikalarınızda, iş yerlerinizdeki insan sayısı düşüyorsa, hasılatınız da geriliyor demektir, düşüyor demektir. Çünkü az üretiyorsunuz demektir. Ama Türkiye'de öyle olmadı. Türkiye'de işinin başındaki insan sayısı azalırken, iş başı yapan işçi sayısı azalırken Türkiye büyüdü. Bu durum hizmetler sektöründe bakarsanız sağdaki şeyde panelde daha da belirgin. Son dönemde hizmetler sektöründe çalışan sayısıyla yaratılan katma değer arasındaki fark giderek açılıyor. Bu verilerde bir sorun olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Şimdi buraya biraz sonra yeniden döneceğim. Ama şu son dönemde yeni bir ekonomi yönetimi, salgında ne gibi hatalar yaptık
daha farklı neler yapılabilirdi? Bunun üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bu salgında biz esnafımızı, çiftçimizi, çalışanlarımızı canlarıyla cüzdanları arasında sıkıştırdık. Şimdi bizim de içinde olduğumuz gelişen ve orta gelirli ülkeler 2020'de milli gelirlerinin %3,6'sı kadar bütçeden doğrudan destek verdiler. Peki biz ne yaptık? Biz milli gelirimizin sadece %1'i, bunun 1/4 kadar destek verdik. Eğer biz bize benzeyen ekonomilerin verdiği kadar destek vermiş olsaydık, 176 milyar lira destek vermemiz gerekirdi bütçeden 2020 yılında. Ama vere vere 52 milyar verdik. Bunun önemli bir kısmı da işsizlik fonundan gitti. Şimdi buna karşılık yine aynı grafiğe, yani gelişen ve orta ülkelerin COVID desteklerine grafiğine baktığınız zaman Türkiye buna karşılık bu süreçte vatandaşına en fazla borç veren ülke oldu. Bütçeden doğrudan para vermedik ama çok yüksek miktarda borç verdik. Esnafı, çiftçiyi, vatandaşı borca batırdık. Peki bunun sonucunda ne oldu? Bunun sonucunda şu oldu. Şu anda aşırı borçlu bir ekonomimiz var. Esnaflarımız yüksek bir borç yükü altında. Yine iş adamlarımız da, KOBİ'lerimiz de ciddi şekilde bir büyük borç yükü altında. Bunu önümüzdeki dönemde bunların ödenmesi gerekiyor. Şimdi bütün dünyada kabul edilen bir gerçek var. Bu korona dünya savaşı gibi. Korona salgını bittiğinde hangi ülkeler esnafını hızla yeniden üretime geçebilecek, KOBİ'lerini yeniden hızla üretim yapabilecek, insanların yeniden hızla çalışabilecek durumda tuttuysa bu savaşın galipleri onlar olacak. Şu anda bu kadar borçla ülkede çok ciddi feryatlar duyuyoruz. Biraz sonra onlara da geleceğim. Şimdi 2020 Kasım'ında biliyorsunuz ekonomide yönetim değişti. Ama bu yönetim de ciddi hatalar yaptı. Yani millet dövizde mevduat tutmaktan vazgeçsin, yeniden Türk lirasına dönsün diye döviz kurunun kontrolsüz bir biçimde gevşemesine göz yumdular. Halbuki bu ekonomiyi yöneten herkesin bildiği bir husus vardır. Yani bunu bu kadar kontrolsüz şekilde gevşetirseniz o dışarıdan beklediğiniz para bir müddet sonra gelmez olur. Gelmemeye başladı. Halbuki bu gevşemeyi kontrol altında tutardınız. Çünkü zaten rezervlerinizi eritmiştiniz. Onun yerine bu eriyen rezervlerin yerine yeni dövize alarak Türkiye'nin çok Türk lirasının fazla değerlenmesini, aşırı değerlenmesini önleyebilirdiniz. Yani bu sadece bu burada değil, aynı zamanda reel sektörde de sorun yarattı. Biz bundan önce yaptığımız gezilerde özellikle ihracatçıların bundan ciddi şekilde mağdur olduğunu gördük. Fiyat veremez hale geldiler bu kadar hızlı Türk lirası değerlenince. Yine eski yönetimi överek eski politikalara dönüleceği endişesi yaratıldı. Bu da belirsizliği arttırdı. Bir de o arada Merkez Bankası zorunlu karşılıkları arttırmak suretiyle acaba eski politikalara dönüyor mu sıkıntısını yarattı. Burada da sermaye kaçmaya başladı. Sonra 128 milyar dolar rezervi eriten bürokratlara sahip çıkıldı. Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Halbuki bunun bir usulü esası var. Satacaksınız, sattığınızı duyuracaksınız şu kadar sattım diye gün gün. Satarsanız eğer ya da müdahale yaparsanız bu kadar müdahale yaptım diye Merkez Bankası'nın sayfasında duyuracaksınız. Ama böyle bir şey yapılmadığı için bunları kim yaptı, neden yaptı, kim imza attı bunların mutlaka incelenmesi gerekiyor. 4 ay geçti üzerinden, hükümet kapsamlı bir program koyacağız, kapsamlı bir program koyacağız dedi. Birçok alanda bir sürü program
söyledi, yapacağız, edeceğiz dedi. Hala ortada bir şey yok. Cuma inşallah bir program göreceğiz. Bu cuma. Ama açık söyleyeyim, benim o konuda da çok fazla umudum yok. Bu programında bol miktarda zam, vergi ve vatandaşa yük getirecek diğer düzenlemelerle ağırlaştırılmış bir program olacağını düşünüyorum. Halbuki bütün dünya şunu söylüyor. Yani bizim ekonomide diyor belli bir alanımız var. Bir takım destekleri verdik, bütçeden verdik, kredi kanalı olarak verdik. Ama bu destekleri hızlı kesersek, erken kesersek ekonomideki toparlanmayı bozabiliriz diyor. Biz ama erken kesmek zorunda kaldık yapılan hatalar nedeniyle. Şimdi veri kalitesine ilişkin de biraz önce söylemiştim. Çok ciddi kuşkular var. Bir kere yani 2018'in büyümesiyle ilgili istihdamla büyüme arasındaki açılan makası sizlere söylemiştim. Aslında şöyle, yeni ekonomi yönetimi iş başına geldi. TÜİK Başkanı görevden alındı. Yerine TÜİK'in içinden yetişmiş, liyakatli bir insan TÜİK Başkanı olarak getirildi. Bu TÜİK Başkanı bir takım danışma kurulları kurdu. Neden kurdu? Çünkü ne içeride ne dışarıda kimse TÜİK'in ürettiği verilere güvenmiyordu artık. İşsizlik verileriyle ilgili kuşkular var. Bakın, işsizlik verileriyle ilgili kuşkular var. Dün yeni bir seri açıklamaya başlıyor işsizlikle ilgili. Neden? Çünkü bugün en önemli problem ülkede işsizlik. Onun üstünü bir şekilde veri değiştirerek örtecek. 22'sinde yeniden bir şeyler açıklayacağım diyor. Ama şu anda açıkladığı veriyle biz, hani o çalışmak isteyip de iş bulamayanlar verisi var ya, onu açıklamıyor artık. Yani gerçek işsizlik oranını göremeyeceğiz. Onu bırakın, yeni TÜİK o atanan yetenekli dediğimiz kurumun içinden yetişmiş TÜİK başkanını da geçen hafta değiştirdiler. Bu sefer İstanbul'dan Marmara Üniversitesi'nden birini getirdiler. O Marmara Üniversitesi'nden gelen profesör de gelir gelmez dün ilk işi bu TÜİK başkanının verilere güveni arttırmak amacıyla kurmuş olduğu danışma kurullarını kapatmak oldu. Bakın, Amerikan tahvillerinin faizlerinin sürekli arttığı bir ortamda siz eğer doğruları yapmıyorsanız ekonomi olarak, güveni arttıracak bir takım önlemleri almıyorsanız, o zaman bu enflasyonu durduramazsınız. Bu enflasyonu durdurabilmek için sürekli faizi arttırmak zorunda kalırsınız. Sürekli faizi arttırırsanız da ekonomiyi durdurursunuz. Yani bunun bedeli son derece ağır olur. Buhran milletimizi ezmeye devam ediyor. Ekonomimiz şimdi şu anda çok daha kırılgan. Yani esnaf hakikaten cinnet getirme noktasında. Burada ben bir takım konuları yazdım ama çok açık söyleyeyim. Bence en acısı sadece geçen hafta Osmaniye ve Adana'da iki tane müzisyen kardeşimiz yaşamlarına son verdiler. İnsanlarımız canlarıyla hükümete ihtar çekiyorlar. Tüm dünya, biraz önce söyledim, esnaflarını korumak için kesenin ağzını açtı. Amerika Birleşik Devletleri KOBİ'sine kredi verdi, evet. Esnafına kredi verdi. Ama nasıl verdi biliyor musunuz? Al sana dedi şu kadar dolar kredi. Bu krediden önce kiranı düş. İş yapamadın, iş yapamadığın sürede işçine ödediğin maaşı düş. Vergilerini düş, hava gazını, elektriğini düş. Geriye bir şey kalıyorsa onu bana geri öde. Öbürlerini ödeme dedi. Bizde böyle bir şey oldu mu? Hayır. İngiltere mahrum kaldığın cironun %30'unu, %40'ını ödüyorum dedi. Bizde böyle bir şey oldu mu? Hayır. Aynı şekilde çiftçimiz son derece zor durumda. Döviz arttı, girdi fiyatları arttı, tohum arttı, mazot arttı, her şey arttı. Ama çiftçinin ürününün fiyatı o kadar artmadı. Destekleri bir türlü ödenmiyor. Şu anda
Çiftçi tarlada mazota ihtiyacı var, gübreye ihtiyacı var. Trakya'da ayçiçeğinin gübresiz ekilmeye başladığı söyleniyor. Biz bunları temin edemezsek önümüzdeki yıl bir de gıdayla ilgili bu ayçiçeği yağının fiyatı bu sene nerelere çıktı? Millet pırlanta niyetine evlenme teklifi yapıyor bir şişe ayçiçeği yağıyla. Bu gidişle önümüzdeki yıl ayçiçeği fiyatları çok daha yukarıya gidecek. Vatandaş borca batmış vaziyette. Tüketici kredilerini ödeyemediği için icraya düşen yurttaşlarımızın sayısı 2 milyonu geçti. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen icralık olan yurttaşlarımızın sayısı ise 1,5 milyona dayandı. Yine 2011'de özellikle sanayi odalarımız, ticaret odalarımız, sanayi odalarımız çok iyi bilirler. 2011'de 2023 hedefleri vardı. O dönem hükümet bir 2023 hedefleri açıklamıştı. Biz de o hedefleri yetersiz bulmuştuk, daha da yükseğini açıklamıştık. Ama bugün geldiğimiz noktada 2023'te 2 trilyon dedikleri, 2 trilyon dolar olacak dedikleri milli gelir 700 milyar doların altına düşebilir. Böyle giderse. Yine 2023'te kişi başına gelir 25 bin dolar olacak demişlerdi. Bu yıl 8 bin dolarda kişi başına gelir. 2023'te ise 10 bin, 33 dolarda kalacak muhtemelen. İşsizlik %5'e düşüreceğiz demişlerdi. Öyle gözüküyor ki %10'un altına 2023'te inmeyecek. Dolayısıyla maalesef 2023 hedeflerini de kaçırmış olduk. Aslında çözümsüz değiliz. Yani hepimiz biliyoruz ki bu ülke büyük bir ülke. Sanayicisi, ihracatçısı, esnafı, çalışanları son derece dinamik. Çok mükemmel bir coğrafi konumumuz var. 4,5 saat içinde 50'den fazla ülkeye ulaşabiliyoruz. Yine yaklaşık 20 trilyondan fazla bir gayri safi yurt içi hasıla bu ulaşabildiğimiz ülkelerde üretiliyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında bizim burada olmamamız lazım. Bu çok kötü yönetildiğimizi gösteriyor. Bunun için Türkiye'yi bu sıkıntıdan çıkarabilmek için biz çözümlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sizlere dosya dağıtacaktık. Bilmiyorum dağıtıldı mı o dosyalar. Onların içinde nerede dosyalar? Peki, o dosyaların içinde bugüne kadar ürettiğimiz esnafla, KOBİ'lerle, diğer kesimlerle ilgili ürettiğimiz tedbirler var zaten. Yine ekonomi masamızda kimler var? Burada olan arkadaşlarımız, sadece burada olan arkadaşlarımız değil, yine devlette önemli görevler yapmış başka arkadaşlarımız da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masasında var. Aklıma gelen bazı isimleri sayayım. Geçmişte Maliye Bakanlığı yapmış Abdüllatif Şener mesela. Bizim ekonomi masamızın üyesi. Yine geçmişte Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı yapmış devlette. Bülent Kuşoğlu Bey bizim ekonomi masamızın üyesi. İlhan Kesici eski Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlarından. O da bizim masamızın üyelerinden biri. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki bizim tespitimiz Türkiye'nin bu buhrandan çıkabilmesi için yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisi gerekiyor. Biz bu çerçevede dört ayaklı bir stratejiyi öneriyoruz. Birinci ayağımız hukuk devleti. Yani Türkiye'nin mutlaka Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, bu ucube sistemden çok çekti. Bu sistemin hayata geçmesinden bu yana gerçekten milli gelirimiz sürekli geriledi, yatırımlar düştü, hukuk devleti geriledi. Dolayısıyla biz diyoruz ki süratle yeni ve güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter sisteme dönmemiz lazım. Kuvvetler ayrılığını gerçekleştirmemiz lazım. Kimin ne yaptığını mutlaka denetlenmeli ve millet adına denetlenmeli. Ekonomik Sosyal Konseyi düzenli aralıklarla toplamamız lazım. Şimdi 2001'de yaşadığımız krizden sonra
2000'de yaşadığımız hatta krizden sonra yönetime geldiğimizde ben hazine müsteşarıydım. O dönemde bizim en önemli, en güçlü yanımız tüm sivil toplum örgütleriyle sürekli istişare içinde olmamızdı. İstişare olmadan, anlatmadan, benimsetmeden, yükün adil paylaşıldığına kanaat getirilmeden bir ekonomi programının başarılı olması mümkün değil. Onun için Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanmasını, toplumun tüm kesimlerinin bir arada bir takım tedbirlere karar vermesini biz çok önemsiyoruz. Bunun yanında burada bir takım başka yeni kurallar da var. Mesela dış politikada iş dünyasının ve ihracatçılarımızın önünü kesmeyecek bir takım. Kesmeyecek bir dış politika uygulanması lazım. Özellikle de Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı bir an önce kurmamız gerektiğini söylüyoruz. Biz bunu kaç zamandır söylüyoruz? Şimdi mevcut hükümet de anladı. Yavaş yavaş bu tür ilişkileri geliştiriyor. Başta Mısır olmak üzere. Türkiye borçla şişirilmemeli, üreten ülke olmalı. Üretim son derece önemli. Burada da verimliliği arttıracak bir takım tedbirleri mutlaka uygulamalıyız. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı kurmayı öngörüyoruz. Teşvik sistemini bölgesel ve sektörel faktörlere göre yeniden düzenlemeyi öngörüyoruz. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip iş gücünü yetiştirmeye odaklanacağız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Ve tüm OSEB'lerde teknoloji liselerini gerçekleştireceğiz. İşe uygun adam yetiştirmek bizim için son derece önemli. Evet, genç nüfusumuz var. Bizim bakan sayımız bakılan nüfusun sayısından daha hızlı artıyor hala. 2030'a kadar da bu devam edecek. Bu bizim için büyük bir avantaj. Buna demografik fırsat penceresi diyorlar. Bu durumda olan ülkelerin çok hızlı büyümesi lazım. Ama biz bunu gerçekleştiremiyoruz. Çünkü biz yetiştirdiğimiz gencimize iş veremiyoruz. Bunun iki ayağı var. Bir tarafta yatırım yok. Ama öbür tarafı daha mühim. Gençlerimizi doğru düzgün yetiştiremiyoruz. Özellikle bazı şehirlerde kurduğumuz üniversiteler kasaba okulları gibi. İş adamlarımızla konuşuyoruz. O üniversitelerden mezun olan çocukların teknik liselerden mezun olan ya da mesleki yüksek okullardan mezun olan çocuklar kadar kabiliyet, kadar bilgiye dahi sahip olmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bunları, bu gençleri bu işlere süratle uyum sağlayabilecek şekilde güçlü bir biçimde yeniden yetiştirmek zorundayız. Güçlü bir sosyal devlet olması lazım. Bunu da çok kısa geçeceğim. Şunu söyleyeyim. Bugün artık Uluslararası Para Fonu dahi, ki en piyasacı ve serbest rekabete inanan kuruluşlardan bir tanesi, şunu söylüyor. Eğer yarattığınız hasılayı doğru düzgün paylaşamazsanız o büyüme sürdürülebilir olmuyor diyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Hep o örneği veriyorum. Mahalle aralarında misket oynardık. Birileri misketlerin tamamını aldığında, yani bizleri üttüğünde oyun biterdi. Ekonominin büyümeye devam etmesini istiyorsanız kimsenin kimseyi ütmesine izin vermeyeceksiniz. Hep beraber büyüyeceksiniz. Onun için de hakça paylaşmak gerekiyor. Burada da en mükemmel sistem, şimdi başka şeyler de evrensel gelir falan gibi başka hususlar da tartışılıyor ama şu ana kadar deneyimle ortaya çıkan en mükemmel sistem gelir dağıtma konusunda aile destekleri sigortası kurumu. Biz gelir gelmez bunu kuracağız. İspanyollar bu krizde aile destekleri sigortasını getirdiler. Biz de iktidara gelir gelmez bu kurumu kuracağız. Sürdürülebilirlik tabii en önemli konulardan bir tanesi. Bütün politikalarınızın bir, çevreyi tahrip etmeyeceksiniz. Mali dengelerinizi bozmayacaksınız, yani devleti aşırı borçlandırmayacaksınız. 3, parasal politikalarınız, yani faizinizde, enflasyonunuzda sürdürülebilir olacak.
Dolayısıyla bütün politikalarınızda bu sürdürülebilirliği sağlayacağız diyoruz. Bitirmeden bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Aslında Türkiye'mizin içine düştüğü bu buhrandan çıkması son derece kolay. Biraz önce de söyledim, yani geçmişte bu defalarca bu ülkeyi çeşitli krizlerden çıkarmış kadrolar bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iş başında. Başta genel başkanımız olmak üzere. Öyle dediler, böyle dediler ama bizimle ilgili hiçbir şey bulamadılar. Şimdi bu ülkeyi bu buhrandan çıkarmak için güvene ihtiyaç var. Güven içinde yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onlara cevap vermeye çalışalım. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Öztürk'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Basın mensuplarına katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Toplantımızın bu kısmını basına kapalı gerçekleştireceğiz. Basın mensubu arkadaşlar.